Değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Değil. seçimle Değil. gelen seçimle Değil. gider sözünü açıklık getirdi. Seçimle İlk kez HDP'li vekillerin ifade vermeye gitmemesini eleştirdi. Seçimle gelen. seçimle gelen, seçimle gelen ben hukukun üstündeyim diyemez. Ben her istediğimi yaparım diyemez. Ben savcıya gitmem, ben hakime gitmem, ben ifade vermem, ben her şeyin üstündeyim diyemez. Gideceksin, ifadesini verecektir. Savunmasını yapacaktır. Hiç kimse yargılamanın dışındadır diye bir ayrıcalığı yoktur Türkiye'de. Hiç kimsenin böyle bir ayrıcalığı yoktur. CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu kendisinin tutuklu yargılamaya karşı olduğunu söyledi. Hukukun üstünlüğünü savunduruz. Hüküm kesinleşmeden, hüküm kesinleşmeden bir milletvekilinin tutuklanmasını doğru bulmuyoruz. Neden? Ben söylemiyorum. Anayasa Mahkemesi söylüyor arkadaşlar. Hükümete bir kez daha terör örgütleriyle işbirliği yaptığı suçlamasını yönelten Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Belçika Mahkemesi'nin PKK kararı da vardı. PKK terör örgütü değildir diyor, silahlı bir örgüttür diyor. Buradan Belçika hükümetine bu kararı veren mahkemeye seslenmek isterim. 30 bin kişinin hayatına mal oldu bu terör. 30 bin kişi. Küçük çocuklar, bebekler, günahsız kadınlar, siviller. 30 bin kişi hayatını kaybetti. Belçika'da bırakın 30 bin kişiyi, 10 kişi olsaydı siz nasıl bir karar verirdiniz? Sizde vicdan yok mu? Sizde adalet yok mu? Siz nasıl bir terör örgütünü, terör örgütü değildir, silahlı bir örgüttür dersiniz? Avrupa Birliği'ne aykırı birlik PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz.